Evet, herkese selam. Bugün çok merak ettiğimiz bir mekandayız. Ben buraya ne zamandır gelmek istiyordum. Yeni yolumuz düştü. İskilip Tosya arasında iki tane sırık kebapçısı olduğu söyleniyordu. Şimdi bugün gelmişken ikisini birlikte çekeceğiz. İçeri geçelim, görelim nasıl bir güzelliklerle karşılaşacağız. Sevgili izleyiciler, bugün gezimize devam ediyoruz. İskilip merkeze bağlı Yayla Seki köyündeyiz. Yaylacık Seki köyündeyiz. Yaylacık Seki köyünden Şaban amca var yanımızda. Kebap ustası kendisi. Vallahi bir ben de şahsi olarak ilk defa görüyorum. Böyle hani televizyon falan izliyoruz. Yani ilk defa canlı olarak kuzunun bu şekilde piştiğini görüyorum, şahit oluyorum. Şaşırdım, çok güzel. Ve buranın kokusunu size söyleyemem, tarif edemem. Farklı bir koku, çok harika bir koku var burada. Vallahi ben çok fazla konuşamayacağım. Hemen Şaban abiye bırakalım. Bunun başlangıcından veya hani kuzu seçiminden, koyun mu, kuzu mu veya herhangi bir seçim oluyor mu? Yani bu şekilde pişmesi gereken hayvanlar farklı mı olmalı? Bunun püf noktalarını, önemli noktalarını yılların ustası Şaban amcamızdan dinliyoruz. Buyur Şaban şimdi amca. Bu, kameraya da bakabilirsin. Kameraya bakıp anlatabilirsin. Şimdilik kuzudan oluyor bu. Evet. Şimdi, her zaman kuzu mu yoksa bazen... Her zaman ben sana diyeceğim şimdi. Her zaman kuzu şimdilik mevsimi kuzu. Kuzu mevsimi. Kuzu biraz şimdiden 15-20 yıl sonra bir oğlak yaparız. Oğlaktan da güzel oluyor. Evet. Ondan yaparız. Şimdi kuzuyu çeviriyorum. Ama bu kuzudan yapıyor bu devamlı. Kuzunun içini boş... 3 saat duracak bu. Kaç? 3 saat. 3 saatten aşağı. Hemen kuzu biraz daha yeni dolusa 3,5 saat 4'e kadar yolu var. Anladım. Ha, davarına göre duruyor bu. Evet. Ben bunları kaçta koydum? 7'de koydum. Evet. Ha, 7'de koydum. Şimdi bana telefon ettiler ki geliyorlar müşteriler şimdi. Anladım. Şurada kilo koyu var. Kilo koyudan telefon ettiler. Şaban dayı etimiz var mı? Ben de dedim ki iki tane kuzuyu çıkarttım. Müşteri bekliyorum dedim. Çok güzel. Rast gelmiş. Müşteri bekliyor dedim. Öyle oldu. Evet. Şimdi geliyor şimdi. Buranın açılış kapanış saatleri. Buranın açılış kapanış saati. Ben akşam oldu mu yas suya namaz oldu mu evime gidiyor. Kapatıyorum burayı. Hava kararınca gidiyor. Geliyor. Kebap kaçta hazır oluyor? Kimse oluyor ki. Kebap 10'da hazır oluyor en geç. En geç 10'da hazır oluyor. 10'da hazır oluyor. Ustalığı kimden öğrendiniz siz abi? Ustalığı burada birinden zamanında gördüğüydü. Ondan bundan kendiliğimizden öğrendim. Tahminen kaç yıldır yapılıyor burada? 30 sene olmuştur. Siz 30 senedir yapıyor musunuz? Yapıyorum ben. Sizden önceki nesil? Onda yapan yoktu zaten. Yok muydu? Yoktu. Bu kargıdan mı geldi peki buraya acaba? Kargıdan mı geldi ki buraya? Kargıdan gördük işte. Görmeyle yaptık işte. Kendi kafamızdan. Biz elimizle çeviriyorduk. Hanımımı bile hastettim ya. Çevre. Çoluk çocuk. Bunu işte birisi geldi burada. Almanya'dan gelmişmiş. Acıdı bize böyle çevir göçeğin karşısında. Ben dedi gidince sana bir makine getiriyor. Evet. Allah razı olsun. Bir makineyi almış geldi. Ben de götürdüm. İskilip'te dişliydi o. Belki duymuşsunuzdur. Onlara yaptırdım bu makineyi. Şimdi rahat ediyorum. Ne güzel. Ha, gördünüz işte. Öyle iki de varı çeviriyor işte. Tamam şey. Yalnız yapıyorum ben bu işi. Tamam. Şimdi geldiler. Harlı ateşte pişiriyor değil mi? Özelliği. Fazla pahalı olmayacak bir kere. İlk yakışımızda az az yakıyorsun. Sonra çoğaltıyor. Çoğaltıyoruz. Anladım. Şimdi birden hepsini yakınırsam bunda çiğ kalır. Anladım. İçine çiğ kalır. Bir şey koyuyoruz mu? Ha, içine hiçbir şey yok. Tuz boş. Falan? Tuz koyuyor. Bir kısım tuz koyuyor. Evet. Sadece tuz koyuyor. Odun olarak Şaban amca ne kullanıyorsun? Odun olarak. Çam kullanıyoruz. Çam kullanıyoruz. Evet. Çam kullanıyoruz. Yani, meşe bulursam meşe. Meşe, evet. Çam bulursam çam. Evet. Babadan
Kalan bir meslek babam, mi? Babamdan ayın yok. Babamdan ayın öldükten kendine başladım ben bunu. Hı. Babamdan ayın meslek sonradan yok. Sonradan öğrendiniz. Kendim hani ben devamlı gurbetlerdeydim. Bolu'sunda kalmadım, Ankara'sında kalmadım. Her yerde çalıştım. Evet. Sonra işte buraya bir meslek tuttuk. Hı. Çok iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Buradan ekmeğimizi yedik ama bu sene de işte iki satacağım diye de bir tek satı yok. Evet. Hani millete de kabahat yok. Doğru. 230 lira kilo olsun. Doğru. Millet bir sürü mazot yakacak. İstilikten gelmiyor. Evet. 200-500'e patlayı buraya evet, gelmez. Doğru. Ben de şey diyecektim. Şimdi burası köy. Köy. Yani köyde böyle bir yer açmışsınız. Müşteriniz nasıl? Yani beklediğiniz hani ilgiyi gördü mü? Benim müşterim bak ben bunda zamanında 10 kutu satıyordum bir bunda. 10 zamanla. Hmm. O derin zamanlar. Ben 500 kutu satıyordum senede. Şimdi de 100 kutu satıyorum mesela hala. Anladım. Şimdi her şeyi bağlaştı. Evet. Adam bir kere alırsa ikinci alamıyor ki. Evet. O 230 kayma az para değil ki. Doğru. Ya. Evet. Nerelerden geliyorlar sizi bilenler? Burayı... Bizi bilenler mi? Tosya'dan geliyorlar. Tamam Bayat'tan bile geliyorlar. Geçen gün Bayat'tan evet. Bir tek adam geldi buraya. Telefon ettiler bana. Şaban dayı bize kebap hazırla. Beni biliyordu ya. Evet. Ben de hazırladım. Geldiler burada kanlandırdılar. Abi evet. Geri döndüler gittiler. Şaban amca bir pişmişi ne kadar geliyor bunun? Kaç kilo gelir? Bunun şimdi davarına göre. Bunun pişmişi emme 8 kilo 7 kilo. 7 kilo 8 kilo. 8 kilo. Bunu hani çekiyoruz ya. Bunun fiyatı ne kadar oluyor mesela bir tanesinin? Bir tanesini tartıp veriyoruz adama. Hesap ediyoruz. Ha, anladım ha. Şeyden çarpıyorsun. 230'dan. Orada kilo ha. 230'dan 250'den o civarda çarpıyorsanız. Ne tutuyorsa onu tamam, oraya alıyoruz. Anladım tamam. Tamam çok iyi evet. Kilo ile de veriyoruz. Yarım kilo isteyene yarım kilo da veriyoruz. Tamam. Adam ekmek arası desin ona da yapıyor. Onu da yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Tamam. İşte burada. Boş kimse boş gitmiyor. Yok, evet Şaban amca. Varsa boş gitmiyor. Boş, evet. Dün çevirdik iki tane sattık. Evet. İki gün lira bitti. Evet evet. Millet tabii. Kaldı. Tabii. Şey sorayım. O bir taraftan aldılar biraz daha. Doğru. Şaban amca. Buyur. Şimdi gerçekten hani bu usta işi. Evet. Yani herkesin yapamayacağı bir iş ki uzak yerlerden gelip sizin yemeğinizi, kebabınızı yiyorlar. Peki siz de hani yeni nesil olarak yetiştiriyor musunuz insanlar? Yok kalan. Bu ben öldükten gelip bu iş bitiyor. Yok. Bu iş biter. Kalan. Şimdi efendim adam gelse karıla gelmiyor. Şimdi gelinde gelmiyor. Gelmezler. Bu oldu kana belenmezler biz gibi. Siz son nesil mi oluyoruz bunu yapan? Son nesil diyeceğim. Son. Evet. Son nesil. Şaban amca son olarak aklıma geldi. Siz mi kesiyorsunuz yoksa? Ben kendim kesiyorum. Kendi kesiyorsunuz. Öyle ben mi? Öyle ha. Elim kestiğini kabul etmem. Evet. Ben görerek kendim hani. Duasıyla. Affedersin. İçmesinerek. Ben bak. Evet. Laf edilmez böyle şey. Ben evet. Bir kere. Hep de salmadan, hep de sinirlenmeden buraya bir kere inmemişimdir. Tamam. Çok güzel. Bir kere sabah namazını ayrı kılıyorum Allah'a emanet edin. Elbette, tamam. Ondan sonra da buraya hep de salarım, anahtarlarımı alırım, orayı tek açarım. Tamam. Ondan sonra işimi görelim, ben şimdi kız çocuğumu getirdim. Kız çocuğuma tutturur. Geldim benim dolabım da var, gösteririm sana. Evet. Dolabımız da var bizim. Tabii. Onun uçu burada işte böyle. Oraya koyarsınız kestiklerinizi. Ha. İhtiyaç oldukça oradan çıkarıp çevirirsiniz. Bir tane kuzu kalmış içeride. Bitmiş. Evet, evet. Bitmiş. Ben hani çok kuzu alamıyorum. Güderim tamam. Yok ya benim. Tamam. Ben 2 günde, 3 günde kesiyorum. Kaç kuzu alıyor? 15 kuzu alıyor benim dolabım. Kuzular da bu bölgenin kuzuları mı? Yaylaların kuzuları mı? Nereden bulursam oradan alıyoruz. Evet. Burada zaten bu tarafta kuzu yok. Öyle mi? Ha, Bayat tarafı, Lapa, o taraflarda var. Evet. Oralarda var. Şaban amca teşekkür ediyorum.